Herkese merhaba arkadaşlar, Yapmaya kanalı tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Çin'den aldığımız mikrofonlarımız var. Arkadaşlar bir tanesini biz neon1.com'dan almıştık. Bozuk çıkmıştı. Yani geri de iade edemedik arkadaşımız sayesinde. Şimdi de bir tane Çin'den aldık. Arkadaşlar bu Çin'den aldığımız yeni gelen. Bu da neon1.com'dan aldığımız. Arkadaşlar biz bunu taktığımızda çalışmadı. Ya bizde sıkıntı vardı ya da mikrofonda sıkıntı vardı. Genellikle bizde sıkıntı oluyor. Mikrofonlarda olmuyor. Ama şimdi neon1.com'dan aldığımız mikrofonu deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi Çin'den aldığım mikrofon ağırlıkları kargosu 20 cent yani dolar olarak. 14,5 da şey almış. Gördüğünüz gibi gümrük vergisi. Yine onlara bir şey demek istemiyoruz. Arkadaşlar şimdi telefonumuzun şu tarafına takacağız. Taktık. Şöyle. Zaten ekipmanımız şurada. Şöyle bir ses çıkartsam. Video çeksem telefonumdan. Yapmaya kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Tekrardan. Gördüğünüz gibi her 5 abone sokak hayvanları için bir kap mama dağıtıyoruz. Arkadaşlar bunu da. Yani bizim kanala abone olursanız bunu böyle kötü bir amaç zannetmeyin. Zaten. Yani mama kap mama sokaklara dağıtmak, su onları dağıtmak seviyoruz da her 5 aboneye de özel bir kap mama vereceğiz. Onun için de söylemek gereksinimi duydum. Şu an arkadaşlar mikrofonumuzla konuştuk. Bakalım mikrofonumuzdan çıkan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mikrofon geçmiş olsun bozuk. Yani neon1.com'dan aldığımız doğru dediğimiz gibi bozuk. Ama bu yeni videolar için böyle sokakta vlog tarzı videolar çekeceğimiz için ben böyle bir Çin'den mikrofon aldım. Buna bakacağız. Bunu da şimdi sizle karşınızda ilk defa deniyorum. İnşallah bu çalışır. Bunun başlığı ve onun başlığı birbirinden çok farklı. Neon1.com'unki daha büyük, bu daha küçük. Şimdi açalım bunları. Bismillah diyeyim. Şimdi kötü bir şans elendirdik. Şöyle açıyoruz. Şunu kenara koy. Ha bir de arkadaşlar yaşından dolayı şey yapıyor böyle çocuk hareketler yapma falan diyorlar. Ya ben bu YouTube'a video çekmeyi seviyorum arkadaşlar, anladınız mı? Ya izlenmesinden değil yani, video atınca hoşuma gidiyor. Mutlu oluyorum yani video atmakta. Şu an taktık gördüğünüz gibi. Şöyle mikrofona. Arkadaşlar mikrofona karşılık konuşacağız ki dişten sesimiz çıkmaz. Belki hoparlör cisminden alıyordum sesimizi uzaktan. Güzel arkadaşlar yapmaya kalmaya çalıştık. Bu videomuzda sizlerle çok farklı bir video çekiyoruz. Arkadaşlar konuştuk. Şimdi açalım bunu. Şunu çıkartalım. Belki şöyle mikrofona. Arkadaşlar mikrofona karşı konuşacağız ki dişten sesimiz çıkmaz. Belki hoparlör cisminden alıyordum sesimizi uzaktan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu mikrofonumuz çalışıyor, Allah şükürler olsun. Şimdi ben şimdi mutlu oldum, şaka bir yana. Neden mutlu oldum? Arkadaşlar şimdi sokak videolarımızda genellikle telefonla gidince insanlar her size bir tüyo vereyim videolar hakkında. Siz de böyle YouTube'a başlayıp da insanlarla video çekmek istiyorsunuz arkadaşlar. Buna emin olun, bir telefonla gidip video çekebilir miyiz derseniz karşınızdaki erkek ya da bayan olsun size tek bir cevabı ne olacaktır bunu biliyor musunuz? Hayır. Çünkü neden? Arkadaşlar adamın çek lan adam diyecek, bu telefonla çekiyor ne yapıyor, sapık mı benim videomu çekiyor. Ama böyle ekipmanlı mikrofonlu kameralı giderseniz ah tamam lan bu videomu bir yerde yayınlayacak, o ünlü olduğum maksatıyla adam kabul edecektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu tutuyoru da ben size vereyim, aklınızın bir kenarında bulunsun. Yani bunu denerseniz buna emin olun %100, bak %100, %100 demeyin, bir tane kız çıkar arada, bir tane kabul etmez, erkek çıkar kabul etmez. Yani ayrımcılık yapmıyorum orada da, feministler şimdi laf yapmasın bize, ayrımcılık olmasın. Ya kız erkek %1 kısmına kabul etmeyecek ama buna emin olun %99'u sizin video çekmenize kabul edecek. Ama bunu da unutmayın, video çekebilir miyiz demeyin, mikrofonla kameranızla gidin yanına, aniden soru sorun. O zaten izin vermezse sildirir videonu. Derseniz izin vermiyorsanız sileriz videosu. Niye telaş yapıyorsunuz mantığı geldi, anladınız mı? Arkadaşlar bu mikrofonumuzu
Ben beğendim. Küçük. İnşallah da işimize yarar. Arkadaşlar çok efsane bir video hakkında var. Bu videonun fikri ne? Bu YouTuber'ların böyle bir yerde bir gün kalma, şunu yapma, bunu yapma şeyi var ya maksat arkadaşlar. Bir tane mekan buldum arkadaşlar. O mekanda bir gün kalan YouTuber var ya, götü yiyen YouTuber kalır orada diyorum. Yani bu kadar büyük konuşuyorum. O yeri size göstereceğim var ya, hayatınızın şokunu yaşayacaksınız. Diyeceksiniz lan öyle bir yer mi var? Hem de mekanı ben sağlayacağım sizin için. O videoyu da merakla bekleyin. Arkadaşlar mikrofon videomuzun da burasına sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.